Sevgili Ulusal Kanal izleyicilerimiz, bir yeni programda yine birlikteyiz. Bugün 3 değerli konuğumuz var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda. Efendim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda Stanislav Statiev'in, ünlü Bulgar yazarı, mizah diyorlar, diyoruz daha doğrusu, Satir Tiyatrosu'nun değişmez yazarı, 2000 yılında yaşamını yitirdi. Erken ölenlerden diyebiliriz ama oyunları kapalı gişe oynayan bir yazar. Bundan iki dönem önce Arif Akkaya, şimdi tanıtacağım size, Statiev'in Deri Ceket adlı ünlü oyununu sahneye koymuştu. O tabii başarılı bir çalışmaydı. Ona ısınmış olacak ki kendi çizgisinde bir bu kadar ünlü bir yazarı, benzersiz yönleri olan bu yazarın 1974'te yazdığı Otobüs adlı oyununu sahneye getirdi. Cihangir Nevruz'un Türkçemize çevirdiği bu oyunu Arif Akkaya sahneye koydu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda. Şimdi önce konuklarımızı tanıtalım. Bu oyunun Otobüs Yolcuları'nın rejisörü, yönetmeni Arif Akkaya. Sırayla gidiyoruz. Bizde eşitlik var. Başta hemen yanım başımda oturan. Ortadaki bayan arkadaşımız İren Kaya. Doğru. Erkaya. Atay Sözer. O humor karikatür grubunun çizeri, karikatürist. Çok güzel karikatürler var. Çok güzel Barkovizyon olayı var. Ve Barış Dinçel'in, değil mi, onun yanlış söylemiyorum, Barış Dinçel'in sahne tasarımı Otobüs çok ilginç. Yani görülmesi gereken bir ilginç. Gidiyor devamlı bir şoför değişiyor. Yani iktidar anlamında iktidar değişikliğini. Fakat burada Arif Akkaya çok zekice bir buluş yapmış. Otobüsün bir de geri dönüşü var. Onu biz kendimiz şey yapmayalım, yönetmenimize bırak. Seyretsinler orayı. Çünkü son derece iyi bir buluş, iyi bir şey. Efendim, bu tür oyunlar, yani bizde azinesini bilirsiniz, bu tür oyunlar her zaman dünyanın her yerinde, ister Avrupa'da, ister Türkiye'de, ister çok sevilen Amerika'da, bu oyunlar örtüşür günlük yaşamla. Ne bileyim, aylık olaylarla her biçimde örtüşür. O yüzden biz şimdi daha çok bildiğiniz gibi, benim yaptığım her zamanki gibi, konuklarıma söz hakkı vermek, sözlerini kesmemek bizim televizyonun özelliğidir. Önce oyunun yönetmeni, çünkü uzun zaman çalıştı bu oyun üzerine, Arif Akkaya'ya verelim. Akkaya da son yıllarda kendini yenileyen bir rejisör. Oyunculuktan rejisörlüğe geçti. Şehir tiyatrolarının son yıllarda benim de seçerek çok beğendiğim bir yönetmen. Efendim, söz Arif Akkaya'nın. Bu maceraya, serüvene nasıl girdiniz? Güzel bir iş ama. Teşekkür ederim. Nasıl girdik? Benim 2001 yılından beri düşlediğim bir projeydi bu. Çok güzel. Yani şeyden önce, Deri Ceket'i yapmadan önce istediğim bir işti. Fakat günü gelmedi, devri tutmadı, zamanı örtüşmedi. Proje de kendi içinde değişti. Kendi içinde biraz şarap gibi yıllandı. Bu yıllanmayla beraber de proje kendi yaşamını, kendi suyun yolunu bulması gibi biraz kendi yolunu buldu. Ekiplerini buldu. Düşlediğim şey, çünkü hareket etmeyen ama aslında hareket eden bir yolda bir otobüsün gitmesiydi. Tabii. Bunun şehir tiyatrosunun teknik imkanlarıyla yapmak çok zor. Çok zor. Tekniğimiz çünkü bu anlamda çok zayıf. Zayıf. Ne yapabilirdik? Düşlediğim şeyi anca Homur ekibiyle paylaştık. Homur ekibi de büyük destek verdi. Bir yıl neredeyse beraber çalıştık sevgili Homur ekibiyle. Çok güzel. Ve tek tek karikatürler çizildi. Tek tek karikatürler Cem Ulu arkadaşımız tarafından tek tek videoya dönüştürüldü. Yani sizle çalışmamız, Homur ekibiyle çalışmaya yaklaşık bir yıl. Bunun öncesi benim çalışmam 1,5 yıl. Ben tiyatronun distribüsyonunun, yani rol dağılımının duvara asılan cinsine inanmıyorum. Tabii, orada haklısınız. Yani ben ekibe tekstleri verirken,
İrem sen bunu oynuyorsun. Atay Bey bakın Homur'la ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Çünkü yönetmen ne yapmak istediğini bilirse ve bu anlamda çalıştığı her ekipteki herkese hem söz hakkı hem de istediğini net anlatabilirse böyle boyutlu ya da boyutlandırmaya çalıştığımız işler çıkabilir. Yani düşlediğim şeyin tabii ki teknik imkanları düşük olmak kaydıyla bazı yerlerden fire vermek zorundasınız. Ama istediğime yakın bir otobüs yolculuğu elde edebildik. Çok uzun ve meşakkatli bir prova süreci geçti. Çünkü dekoruydu, alım satımıydı vesairesiydi. Çok çok uzun zamanlar bekledi. Bu uzun zamanlarda oyuncu arkadaşlarım 6 ay kadar büro sandalyelerini çekerek, arada kereste koyarak, keresteleri kalaslarla ve büro sandalyelerini parçalayarak prova yaptık İki ki... İki kalas bir heves. İki kalas, 11 heves olarak prova yaptık. Çok cefasını çektik, çok cefasını çektiler. Çok sancılı provalarımız geçti ama çok eğlendik. Kavgamız, gürültümüz neredeyse hemen hemen hiç olmadı. Hiç olmadı. Homur ekibi, yani çok katmanlı bir iş. Homur ekibi şehir tiyatrosunun dışarıdan yani ben de angajmanı olduğu için şehir tiyatrosuna dışarıdan ama şehir tiyatrosu kadar sıcak bir 6 kişiyle katıldı. Cem Ulu denilen arkadaş bir yıl boyunca aldığı paranın şeyi olmayacak, esamesi okunmayacak bir bedelle beraber bir yıl bize stüdyosunu açtı. Biz bunları Homur ekibinin çizdiği şeyleri videoya dönüştürdük. Yani uzun ve meşakkatli bir yoldu seyircimiz için. Önümüzdeki çarşambadan itibaren Üsküdar Müsahipzade Celal sahnesinde otobüs oyununu bekliyoruz. Bu meşakkatin karşılığı onlar için değerli mi, değersiz mi alkışlarıyla göreceğiz. Efendim, yazar ve eleştirmen olarak bu oyunu görmenizi salık veriyorum sıcağı sıcağına. Önümüzdeki hafta Üsküdar Müsahipzade Celal sahnesinde başlıyor. Sonra dönüşümlü olarak belirlenen tarihte Muhsin Ertuğrul'da Harbiye'de oynayacak. Bu iki sahnenin dışında otobüs yolculuğu öyle sıradan bir yolculuk değil. Bir dönemin hikayesi var orada. Birkaç dönemin. O nedenle o iki sahnede bu oyunun sağlıklı donanımı nedeniyle sağlıklı oynanabilmesi gerçekleştiği için o iki sahneyi değerlendireceksiniz. Yani hem İstanbul yakasındakiler Muhsin Ertuğrul'a gidecek. Tabii isteyen Üsküdar'daki Müsahipzade Celal'e gidebilir. Ama oyunu görmenizi diliyorum. Çünkü gerçekten bu dönemin altını çizerek önerdiğim oyunlarından biridir. Gördükten sonra da eleştiren olursa ben buradayım her zaman bildiğiniz gibi. Sanırım mutlu olacaksınız. Şimdi tabii humor hikayesi çok önemli bu mizahın. Tabii ki adı üstünde onu kullanacağız. Şimdi Atay arkadaşımız söylesin, onu da tamamlayalım. Çünkü bayan arkadaşı atlamıyoruz ama yönetmenin, hayır hanımı atlama diye bir kaygımız yok zaten. Sonra söz hanımın alacak. Onun olur, evet. Ama şimdi yönetmenin yaptığı bir işin tamamlayıcısı, onlar icracı, yorumcu, oyuncu. Tabii ki önemli. Oyuncu olmadan oyun olmaz. Ama sizin bir katkınız var. Bu bir çeşit yenilik. Eskiden çizilirdi böyle, gösterilirdi falan ama kesinlikle. Burada bir ekip katılması var. Evet, ben onu anlatayım. Anlatın evet. Çünkü ben de merak ediyorum. Ben önce Homur Mizah Grubu'ndan çok kısa olarak bahsetmek istiyorum. Lütfen. Daha net olarak anlaşılsın. Bu... Sizi gündeme getireceğim. Bir çok röportaj yapacağız. Çok teşekkür. İnşallah. Aydınlık Gazetesi. Tabii yapalım onu. Yapalım. Bu sene 13. yılımız Homur Mizah Grubu'nun. Homur Mizah Grubu nedir? Yaklaşık 7-8 kişilik bir grup oldu ama bu zaman içinde genişledi. Gelenler oldu, çıkanlar oldu. Yaklaşık 13 seneden beri çeşitli etkinlikler yapıyoruz, sergiler düzenliyoruz ve bir dergimiz var. Şu Homur Mizah Dergisi. Yani 78 sayı çıktı. Şöyle bir dergimiz. Halen çıkabiliyor mu? Çıkıyor, anlatacağım nasıl çıktığını da. Tamam. Şimdi bizim bir sahibimiz yok, bir yayın evimiz yok. Her sayımızı ayrı bir sivil toplum örgütü çıkartıyor. Tabipler Odası çıkartıyor, sendikalar çıkartıyor, disk çıkartıyor. Talebe göre cevap veriyoruz. Ve periyodik çıkmıyor ama yani işlendiği zaman çıkıyor. Olsun, uygun o da bir zaman. Şey. Çıkması önemli. Ve emekten yana bir dergi. Tabii. İşte bu geçtiğimiz yıllarda da yine Arif Bey'le bir çalışmamız daha olmuştu. Bu genç tiyatro
kapsamında bir karikatür sergisi açmıştık şehir tiyatrosuna. Arif Bey'le oradan tanışıyoruz. Evet, karikatür serginiz. Evet. Bu yıl bizi aradı. Tam bir sene olmuş, Şubat başı buluşmuşuz. Doğru. Tam bir sene. Ya bir proje var işte, bu otobüs tekisi verdi. İşte buna karikatür çizilecek dedi. Allah Allah, nasıl karikatür çizilecek? Otobüse. Otobüs bir oyuna nasıl, yani dekor mu yapacağız dedik, yani bir dekoratör değiliz. Yok dedi, karikatür, normal karikatür çizeceksiniz, onu perdeye yansıtacağız, anime edeceğiz falan diye. Peki dedik, bir deneyelim dedik ve Omor ekibinden 6 arkadaşı angaje ettik. Ben varım, Canol Kocagöz, Atilla Atala, Coşkun Göle, Asuman Küçük Kantarcılar ve Vahit Akça. 6 arkadaş oturduk, hep Arif Bey'le toplantılar yaptık. Çeşitli belgeler çıkarttı. Türkiye'nin işte bir dokümanını yapmış böyle. Hangi tarihte neler oldu, ne bitti diye. Biz de bir arşiv çalışması yaptık. İşte 1950'lerden başlattık biz bu olayı. Normalde 1970'lerde geçiyor olay ama yani evet. İşte yazarın yazdığı dönem 1970'ler. Zhivkov dönemi, o kendi ülkesini anlatıyor. Ama çok ilginç, her şeye uyuyor. Dedim ya, Amerika'ya tabii bile Amerika'ya uyuyor. Tabii Amerika'ya da uyuyor. Aynı dönemde mesela geri 70'lerde Şili'de var. Pinochet'in evet. Darbesi vardı. Orada bir, evet. bir dönem vardı. Bizde 12 Mart dönemi yine aynı şeye rastlar. 12 Eylül. Tabii, tabii. 12 Eylül gidiyor. Biz ama biraz daha şeyden başladık. 1950'lerden başladık. İlk karikatürümüz şeydir. Şoför işte, ya da görecekler orada. Gelir, oturur, kontağı açar. Otobüs yola çıkar. Ve bir Amerikan figürü çıkıyor, bir şey üflüyor. Ne üflüyor? Bir gemi. Gemi Missouri. Missouri Türkiye'ye geliyor. Ve her şey de Missouri'nin gelişiyle başlıyor zaten. Zaten o el, o gündür, bugündür o elini buradan çekmedi. Evet. Evet. Yani bir düğmeye basıyor ve bir şeyler oluyor. Hep o bir parmak figürü vardır şeyde, göreceksiniz oyunda. Bir düğme var, bir el düğmeye basıyor ve bir şey oluyor, bir ihtilal oluyor. Efendim bir yerde bir işte tiyatrolar yanıyor, bir yerde bir şeyler oluyor. Yaklaşık 2000 karikatür çizmişiz sanıyorum, bir hesap ettim, baktım. Evet, 2000 de üzerinde. 2000 üstünde değil mi? Evet. Yap evet, beni ya. 2000. Biz bunları nasıl çizdik dedik ondan sonra kendi kendimize. Bravo vallahi. Allah Allah dedik yani. Denir, ben şaşırdım. Ya, evet, biz de hayret ettik ondan sonra. Keyifli bir oyun. Yani herkesi bekleyeceğiz. Özür dilerim, lafınızı geçeyim. Şöyle meşakkatli bir şey, çünkü şimdi karikatür baktığı zaman en büyük zorluk şuradan çıktı. Karikatür nedir? Bir replikle ya da bir şeyle anlatır kendini. Evet. Ben de dedim ki sevgili Homur ekibine, bakın bu otobüs boyunca gidecek bir hikaye. Burada herhangi bir replik, herhangi bir evet. diyalog olmasın ki tabii. biz Japonya'da da oynasak, kesinlikle. Amerika'da da oynasak bu oyunu, bu seyirci aynı gözle seyredebilsin. Tabii, çok yani güzel. Yani evrensel bir şeyi yakalamak. Tabii. Buradan evrenseli yakalamak derdindeyiz. Tabii. Bu herhangi bir ülkenin, herhangi bir rejiminde başlamış ve devam eden, neyin çelişkisi var veyahut da neyin aslında sorgusu var, özür dilerim. İçeride ve dışarıda kavgalar olurken bir ülkenin bölünmesi veyahut da bir ülkenin sesini çıkaranlar ya da çıkaramayanlar, başta sessiz sedasız başlayan, kavgasız gürültüsüz başlayan otobüsün içi dışarıdan aldığı etkilerle ve dışarıya verdiği tepkilerle aslında aynı şeyi yansıtıyor. Dışarının içerideki yansıması aslında. Bu anlamda düşündüğüm zaman doğrudur, 2000'in üzerinde karikatür evet, ve evet. saatlerce dil tüketen, ömür tüketen konuşmalar yapıldı. Çünkü evet. çok ciddi bir araştırma yapıldı. Yani ben öyle bir araştırma yaptım. Benim bir yılımı aldı bu. Türkiye'nin ne kadar almanağı varsa her birini gün gün olay olay çıkardım. Bunu Homur ekibiyle paylaştım ve bunların her biri karikatüre dönüştü. Çok ciddi bir zaman. Ve onu yaparken de sonra yeni şeyler çıktı ortaya. Tabii. Mesela tam yaparken almanaktan bir sürü dokümanlar çıkmış. Mesela çok iyi hatırlıyorum. Ya bir şey atlamışız dedik. Mesela Kavel direnişi vardı mesela. Tabii. Meşhur. Evet. Dedi tabii Kavel dedi. O çizin o zaman hemen. Yapalım dedik. Yani 2000 ya. 2000 gayet. Evet. Bir dönemi anlattı 50'den sonra. Tabii bir, ve Türkiye'nin panoraması halinde aslında. Karikatür ayrı ayrı sergi yapsak mesela çok ilginç olacak. Birkaç katlı bina olur tabii bir sergi. Ya şimdi tabii ben Arif Akkaya'nın böyle titiz ve çok ayrıntılı çalıştığını son oyunlardan izleyerek yani bilinçli bir şekilde yaptığını biliyorum. Fakat bu sizinle işbirliği çok ayrı bir boyut getiriyor ve Türkiye'de sanıyorum ilk. İlk. Böyle bir ben de bildiğim ilk.
bu boyutta ilk yani. Tabii. Karikatür şeyde gösterilebilir belki, bilmiyorum, atlamış olabiliyor. Hayır, bu tür çalışma evet, hiç hayır, yok. Hayır, ilk yani, bir ilki gerçekleştirdi. Şeyin bir parçası, oyunun bir parçası olarak. Evet, bir tabii oyunun bir parçası olarak. Bir oyunun parçası olarak yok. Evet. Daha önce Abdülcanbaz'da bir çok kısa hatırlıyorum. O başka. 5-6 kare bir şey buldu. Zaten orada. O Turhan tabii, kendisi. Tabii zaten karikatür o. Karikatür o Turhan Abdülcanbaz. Zaten o bir karikatür şey. Karikatür şey hikayesiydi orada. Yani bu, ama bu bambaşka bu otobüsle yaratılan ama siyasal, toplumsal şeyi de içeren, çalışmaları kapsayan, her türlü ekonomik konumunu da araştıran. Baksanıza bir yıl, bir buçuk yıl kolay iş değil yani bunu kimse yapamaz. Onun için yani tabii yazıda her şey belirtilmiyor, o boyutta yazıyorum köşemde ama yani Arif'in özgün çalışma yaptığını belirtmek istiyorum. Kesin özgün yapıyor, hiç şeyi yoktur, esinlenmesi bile yoktur. Tamamen kendi yaratısına dayanıyor, ben o tarafını çok beğeniyorum. Ve bu oyunda da o fazlasıyla çıkıyor. Bu kadar çalıştığını da bilmiyordum. Üstelik. Daha önce bir ön konuşma yapardım. Çok farklı bir yazı da yazabilirdim. Ama bunu televizyonda anlatıyoruz. Bu televizyon bizim. Halkın televizyonu. Burada anlatıyoruz. Sizin humor grubuyla da söz veriyorum. Çok teşekkür ederiz. Gazetede. Bir ayrı bir program yaparız. Ayrı bir program da yaparız. Ayrı bir röportaj da yaparız Aydınlık'ta. Çok iyi olur. Çünkü bizim gazetemiz de çok iyi satan bir gazete. O da onda da humor var gazetemizde. O da ısırıyor çünkü. Tabii biliyorum. Evet. Gelelim İrem Hanım'a. Ne söyler? Doğru söyler. Buyurun. Siz nasıl bir görevin içindesiniz? Otobüs yolcularından biri olarak, ülke vatandaşı olarak hangi ülkeye aitsiniz? Çünkü evrensel bir boyutta oyundasınız. Bu otobüsten imkan olsa bir arabaya koysak, böyle bir taşıma şeyi, tırı olsun bunu, götürüp çeşitli yerlerde temsil edilse bu oyun. Otobüs işte orada çıkar sahneye, açık havada da oynar, kapalı havada. İşte mekanı bulun. Bak ne kadar güzel olur. Evet. Nasıl bir süreçten geçtiniz İrem Hanım? Evet. Ben otobüsün içindeki genç kızım. Evet. Yolculuk yapan genç kızım. Nasıl bir süreçten geçtik? Çok uzun uzun süreli bir prova sürecinden geçtik. 6 aylık bir süreç. Öncelikle beden çalıştık. Rollerimizi çıkarırken bir taraftan da işte 6 saatlik prova saatimizin 3 saatini beden çalışarak, 3 saatini de oyunculuk çalışarak geçirdik. Kim çalıştırdı beden? Mikel. Mikel var. Mikel'i unutmuşum, o kadar asıl beğendim. Evet, Mikel'i de bir seferinde alayım bir başka vesileyle. Yani çok yazıda unutmuşum, o kadar da beğendim. Evet, Mikel'i tanırım yıllardan beri. Böyle bir çalışmaydı. Arif abi gerçekten çok ince, detay çalıştı bizimle. Gerçekten bir dantel işler gibiydi. Bizim gibi gençler için çok büyük bir şanstı Arif abiyle çalışmak. Çünkü kendisi aynı zamanda oyuncu olduğu için oyunculuk anlamında da bize çok yardımcı oldu. Böyle bir çalışma sürecinden geçtik. 6 ayın sonunda... Oradaki otobüsteki genç kızın ama çıkışları var, çok ilginç, serzenişleri var. Öyle sıradan bir genç kız değil, onu söyleyeyim. Genç kız aslında gençlerin simgesi. Simgesi. Türkiye'deki unutulmuş, Türkiye'deki ötelenmiş, görülmemiş, dinlenmemiş. Söz hakkı tanınmamış. Hatta kimi zaman öldürülmüş. Ya da kullanılmak istenmiş. Kurban edilmiş bir şeyi temsil ediyor. Genç. Gençliği temsil ediyor. Evet, simge olarak. Yani o
özür dilerim. Oyunda zaten iki bu kaosa giden otobüsün içinde zaten içinden iki kişi var. Evet. Saf kalmayı ve temiz kalmayı becerebilen. Evet. Bir tanesi köylü, bir tanesi genç kız. Genç kız. Evet. Her biri otobüsü durdurmak için şoför kabinine gittiklerinde bir tanesi darbeye maruz kalıyor. Bir tanesi diyalog yolunu seçmeye çalışıyor. Bir tane akıllımız var, kabine hiç girmeyen, her devrin adamı olan. Evet. Her devirde de geçen bir hikaye o yüzden. Yani otobüsün durması için kanlar, canlar, bedeller isteniyor ki otobüs dursun. Birilerinin çünkü hükümdarlığı devam edecek öteki türlü. Evet. Burada olan aslında erdeme, namusa, şerefe ya da asıl saf kalan insana oluyor. Ve otobüsümüz eğer seyircimiz de gelip görürse bir sürü olaydan sonra, bir sürü vakadan sonra sırtı, üstü parçalı olarak... Ama hala beraber gidiyorlarmış duygusuyla beraber. Evet. Bir yere gitmeye çalışıyor. Evet, hala kör topal bir yere gitmeye ister çalışıyor. İster istemez tabii. Evet. Koşullar öyle gerektiriyor. Şimdi ben düşünüyorum tabii ben sahne dergisinin de tiyatro dergisinin de yazarıyım. Galiba bir vakit bulursam çünkü bu uzun vadeli bir oyun. Bu kalmalı repertuarda. Çünkü şehir tiyatrosunda ben zamanında anımsıyorum. Tutan oyunların kalması için ne kadar mücadele ettim Arif bilir misin? Aynen. Sen daha girmemiştin. İşte Münir Özkul'la 77'de buluşup orada çalışmaya başladığım zaman tutmuş oyun süresi doldu diye kaldırmak isterler. Ya bu koskoca şehir tiyatrosu tutmuş oyunu niye kaldırıyorsun? Yani insanlar izliyor işte. Tabii ya dünyanın hiçbir tiyatrosundan kalkmıyor. Şimdi bu çünkü bazı oyunların sadece göstermelik değil ama kalıcılığı önemli repertuarda. Onun için bir vakit bulursam daha uzunun tiyatro dergisine yazayım diye düşünüyorum çünkü gazeteyle olacak iş değil. Neyse şey yaparız. Bir humor grubunda getireceğiz yine o zaman Arif Akkaya'nın oyuncuların, çalışanların, görev yapanların kulağını çınlatacağız tabii sizin grupla. 3 kişi alabiliyorum sizden. Tamam. 3 arkadaş. Sonra da yazı da yazarız. Televizyon programı da yaparız. Evet. Yani bunu yapalım. Evet. Şimdi başka ne söyleyelim? Ne söyleyebiliriz? Yani mesela şunu gösterebilirsek kameradan. Yani bu ülkede okuyun, bu ülkede aslında düşünceye, bu ülkede yaşama, bu ülkede birbirimizin nefes almasına eğer izin versek bu ülke yaşanacak bir hale gelir. Fakat evet. Düşüncemiz, gücümüz, enerjimiz ya da birikimimiz hep birbirimiz üzerinden benim istediğim olsun, evet, benim direttiğim olsun diye ortaya çıkan akılların ülkeyi ya da otobüsü yönetmesinden çıkan zaten bir anlaşamamaktan kaynaklı bir diyalog eksikliği oluyor. Asıl dert zaten bu. Yani evet, bunu strateji yazarken zaten kendi ülkesinin gerçeğinden, kendi tabii ülkesinin skecinden ya da kendi ülkesinin hicvinden yola çıkarak tabii yazıyor. Aslında skeç olarak yazıyor. Skeç olarak. Tıpkı yazıyor şeyde zaten Deri Ceket'te olduğu gibi. Evet. Bu skeçleri birleştirip de bunu bir evrensel ya da kendi ülkenizin gerçeklerinin meselesine matrak bir şekilde getirmeye çalışıyorsanız aslında bir yandan biz ekip olarak, biz Homur ekibiyle de ya bütün oyuncularımızla da aslında bir anlatım biçimini seçmiş oluyoruz. Aslında evet, biz epik bir anlatım yaptık bu oyunda. Evet, doğru. Yani her sahneye reaksiyon gelmemesinin, her sahneye gülünmemesinin nedeni bilinçli bir seçimdir. Çünkü bu otobüs diyelim seyirciye doğru gelirken, şu an seyircimizin gözünün önüne gelsin diye söylüyorum. Evet. Arka tarafta hızla akıp giden bir sürü video var. Evet. İnsanların tabii ki kafası ve algısı şaşırıyor. Sahnedekini mi seyredeyim, karikatürlere, videolara mı bakayım diye. Evet. O yüzden defalarca izlenmesi gereken belki bir oyun. Ama evet, şöyle bir şey var, ben onu şeye benzettim. Böyle eleştiri çok geldi. Hı-hı. İşte ona mı bakacağım, ona mı bakacağım diye. Bu dublajlı filme alışmış bir insana altyazılı film seyretilmeye benziyor. Aynen. İlk başta baktığı zaman ya bak alışamadım kardeşim diyor. Yani altyazıya mı bakacağım, bir şeye mi bakacağım falan diyor ama alıştıktan sonra, buna konsantre olduktan sonra o bağlantıyı ayrı bir tadı var onun. İçsel olarak kurmak tabii lazım. Tabii, bu tür yani oyunlar o, öyledir. O rahat, çok yani alışsın biraz seyirci de yorulmalı olabilir biraz. Yani onu isterse olur insanlar. Tabii yani canım. Zor değil yani. Tabii yani o biraz zahmet göstermesi lazım. Tabii o yani bağlantıyı kuracak o yani şey, çünkü sahneye seyirci hakim olmalı.
Ona da bakacak, ona da bakacak. Tabii, tabii. Çünkü bu bir iyi yetişkin seyircinin çok kolay halledeceği bir iş. Sahnenin yani, her yerinde bir şey oluyor. Mesela evet, o, her an hareket var. Otobüs tabii. Hareket ederken işte önde mesela iki kişi konuşurken arkadaki başkaları başka bir hareket yapıyorlar. Ona da bakmaklar, dikkat etmek. Şoför hiç konuşmuyor, o da dikkat çekiyor. Şoför çok, yani şoför aslında en başarılı oyuncu şoför bence. Yani bu işin hiç hayatı. Kimdi o ya? Tekste yok çünkü. Yok değil mi tekste? Şoför tekste yoktur. Benim ilave. Senin evet evet ilave. Şoförü görmüştü ama çok başarılı gerçekten. Kim oynuyordu orada? Çağatay. Barış Çağatay Çakıroğlu. Ha, Barış Çağatay. Ya vücut dili de bir mimiklerle oynuyor. Yani oynuyor evet. Çok bir de kasket değişiyor evet. Değil mi her döneme göre? Çok zor bir oyuncu. Yani işte 1945'te iktidarda kim varsa onun simgesiyle başlayıp işte 2012, 2014'e gelene kadar iktidarda evet. Kimlerin varsa onların simgesiyle yola çıkalım dedik. Çünkü dediğiniz gibi yani şeyde tekst 9 kişiliktir. 9 kişilik. Ben hem yazar hem tekst gelmişti bana biliyorum. Hem yazar hem de şoför ilave ettim. Çünkü ne yapıyor? Bir teksti okurken veyahut da bir teksti gözünüzün önünde geldiğinde, hayaller kurduğunuzda. Çünkü öyle diye düşünüyorum. Ben öyle çalışıyorum daha doğrusu. Bir teksti okuyorsunuz, size bir çağrışımı oluyor. Bir göndermesi var diye düşünüp evet. Resim çizmeye başlıyorsunuz. Siz resim çizmeye başlayıp veyahut da ya bunu da düşüneyim, bunu da koyayım demeye başladıkça bir tane yazar ilave ediyorsunuz oyuna. Evet. Çünkü bu da aslında oyunun gerçeğini kırmak için bir öge. Yazar anlatıcı konumunda. Yazar anlatıcı. Kendi yazdığı oyunu anlatıyor. Zaman zaman da bunu tabii. Susarak anlatıyor. Bazen müziğiyle anlatıyor. Evet. Bir tane şoför ilave ettim ki hani ülkenin gidişatında bir şey değişmiyor ama çok şey değişiyor. Bir sürü başbakan değiştiriyor. Bir sürü baş değiştiriyor bu ülke. İktidar değişikliği. İktidar değişiyor. Çok güzel bir buluş yani. O müthiş. Estağfurullah. Gerçekten. Ama işte bu simgelerle anlatırsanız evet. Bu sefer hani Epik Tiyatro'nun o bastırmacı ya da altını çizmediği ögesini kullanıp aslında seyirciyi kendi içine kapılmadığı dışarıdan seyredip de ya nereye gidiyoruz biz? Asıl otobüste zaten sorulan ve cevabı verilmeyen asal soru o. Biz nereye gidiyoruz? Otobüs nereye gidiyor? Yani nereye bu gidiyor? Herhangi bir Avrupa ülkesinde veyahut da şu anda dünyanın her ülkesi, Yunanistan, başka komşular şu anda aynı şeyi yaşıyor. Biz tabii. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Geri tabii. Dönüyoruz. Yani bazı ülkelerde geriye dönüyoruz tabii. Evet. Geri dönüşler var çok hoş. Evet, çırpınışlar var, geriye dönüşler var. Evet. Yani o yüzden çarşamba günü başlayacak olan oyunumuza. O önümüzdeki çarşamba değil tabii mi? Tabii yarın değil, öbürsü gün. Öbürsü gün yani 22 çarşamba günü Musaipzade'de Üsküdar'da başlıyor. Gerçekten görülmesi gereken bir oyun. Her emeği geçen kişi orada önemli işlevini yapmış. Yani kostüm, biri dedi ki ya kostüm, dekor çok hoş da kostüm adına ne var? Karikatürler iyi falan. Normal şapkaya bakın, yeter dedim. O bir buluş. Şoföre bakın. Mesela yani bir seyirci biri soruyor bana. Evet. Antrak'ta. Şeyin karşılığında yani tabii ki seyirci beğenebilir, beğenmeyebilir ama bunların her biri bir tasarım. İşte, tabii. Biz ne yazık ki seyircimizin beğenisini tiyatrocular olarak şeylerde arıyoruz. Hala televizyonlarda bize bir şey paketlenip sunulduğu bonbon şekeri veyahut da renkli alacalı bulacalı olduğu zaman biz dekorun ya da kostümün böyle bir şey olduğunu zannediyoruz. Hayır, bu ne? Kadar da basit olabilir. Bu kadar tabii. Sade de bir seçimdir. Hala 2012'de seyircimize bazen anlatamıyoruz. Bu da bir seçim çünkü. O da bir seçim. Şimdi yoksul tiyatro yaptı Grotowski biliyorsunuz. Sahnedeki oyuncu el arabasını kullanıyor. Madeni bir el arabası. Çok basit bir kostüm üzerinde. Diğer oyunculara bakıyorsun çok basit. Bir gömlek yani böyle ancak boya badana yaparken giyeceğiniz bir gömlek. Ona göre bir pantolon falan. Ama şimdi orada neyi yalınlaştırmıştı Grotowski? Bir şeyin altını çiziyordu. Yoksul tiyatro demiş, laboratuvar tiyatrosu asıl adı. Çok küçük falan. İşte o da bedensel çalışmalarla başlamış işi. Sonunda tıkandım dedi, bıraktı o işi, gitti dışarıya, sağa sola gitti. Hep aktörün bedensel çalışması üzerine dersler verdi, konferanslar verdi Grotowski. Başka bir şey yapamadı. Yalnız Richard Şeştek diye bir oyuncusu kaldı orada. Zaman zaman oynuyor. Orası artık müze gibi olmuş.
laboratuvar tiyatrosu. O oynuyor. Onlar orada bir iki kişi oynuyorlar. Ama onun dramaturgu Paris'te ders veriyor. Grotowski öldü. Fakat her yapılan şeyden bir şey kalıyor. Grotowski'nin kendi ifadesiyle, şimdi dünyada çok büyütülüyor, ediliyor ama bir yerde tıkandı. Tıkandım dedi, ben artık bırakıyorum bu işi. Gitti sağa sola, yurt dışında bir aktörün beden çalışması nasıl oldu? İşte burada da çalışılmış, Mikel çalıştırmış, dans hocası. Şimdi beden çalışmasının tiyatroda ne kadar önemli olduğunu, Şayna bunun en mükemmelini yapmıştı. Polonya da oradan biliyorum. Bir de şey var Hayati Bey, yani mesela 11 kişilik bir oyun ilavesiyle beraber. Evet. Şimdi ilk defa çalıştığım oyuncular var. Mesela ben İrem'le ilk defa çalışıyorum. Hmm. Elyasa ile ilk defa çalışıyorum. Mert, Aykul'la, Mert Turak'la, Ahmet'le. O kadar evet. insana, yani yönetmen olarak ya da yönetmen adayı olarak o kadar çok proje yapılıyor. Ama o projelerin içinde seçtiğiniz ile çalışmak istediğiniz oyuncularla hani seçerek çalışıyorsunuz, ilk defa çalışıyorsunuz. Çok ciddi bir... Riske giriyorsunuz aslında. Hem riske giriyorsunuz hem de büyük bir heyecanla çalışıyorsunuz. Yani tabii. Ne yapıyorsunuz? Tanımıyorsunuz karşınızdaki oyuncuyu. Ne yapıyorsunuz? Beden. Bu ayrıca bu çalışılması gereken bir oyundu. Ama aynı tiyatroda aynı mesleği yapıp emekli olup hiç oynamamış oyuncular var hala bu tiyatroda karşınızda. Evet, doğru. Yani, böyle evet. bir matematik gerçeği de var. Evet. Ne oluyor? Hiç tanımadığınız insanlarla Mikel'le anlaşıyorsunuz, diyorsunuz ki şöyle bir program çıkarıyorsunuz. Çünkü bir hedef koymanız lazım ki o hedefin içerisinde sizin yaptığınız plan program uyuyor mu? Amacınızı aşıyor mu? Bu performansı elde edebilecek misiniz? Bunların her biri bir risk. Eğer olmazsa yerine tabii. çünkü alternatifiniz yok. Yok. O kadroyla çalışmaya şey yapmışsınız. Altına imza atmışsınız. Bu da bir süreç. Dokunarak, bakarak, istediğinizi anlatarak, tıpkı nasıl Homur ekibiyle çalıştıysanız oyuncunun işi daha zor sahnede, çünkü otobüsü iterek ve çekerek döndürüyorlar. Yani tabii, annem de bilirdi sahneye. Döner sahneyi kullanmayı. Ama annem de ben de biliyorduk ki bu bir performansa yaramayacak. Çünkü o duyguyu vermeyecek. Evet. Bunu da çalışmak için başından beri 4 ay 5 ay bedenler. Çünkü birbirini hiç tanımamış 10 tane insan aynı anda dönmeyi yapmak için bile çok ciddi zamanlarla çalışıldı. Çünkü beraber nefes almak gerekiyor. Beraber soluk almak gerekiyor. Veyahut da beraber sola dönmek gerekiyor ki bu ekip duygusunu, bu otobüs duygusunu biz gitmeyen bir otobüs çünkü bu. Başka türlü veremezdik. Bunlar santim santim çalışıldı. Evet. Ve sonra pürüzler, olmayan yerler tıraşlandı, makaslandı. Teksten bayağı bir bölüm atıldı. Bakıldığı zaman aslında o uzun bir oyun tabii ki. Evet. Çok uzun bir oyun. Onun... Bir şey var mesela. Onlar uzun oyunu seviyorlar. Evet. Öyle evet. dışarıda. Tekrar. Tabii, bu karikatürlerle tekrar. Oyuncuların senkron olması lazım. Tabii. O da çok önemli bir şey. Evet. Başka yerde tabii. olmaz bu. Yani oyuncular bir de şeyi takip edecekler. Karikatürlere bakacaklar ve onlara göre hareketlerini onlara göre ayarlamaları lazım. Çünkü yol değişiyor, tabii, virajlı tabii. yola giriyorlar ve bütün var. Hareketler o oyuncuların evet. otobüsü çevirmelerine göre olması. Tabii, tabii. Yani videoya göre. Tabii. Aslında baktığımız zaman biz 2 saatlik film yaptık oyuna. Evet. Evet, kesinlikle. Aslında bizi en çok zorlayan şey şu oldu. Oyun provalar bittikten sonra çay içiyoruz mesela. Çay arasındayız. Hala sallanıyoruz. Evet, evet. İşte oyun bitiyor. Rolden çıkamıyorsun. Bir arkadaşıma oyun hakkında bir şey anlatıyorum. Otobüs hakkında konuştuğum her zaman sürekli sallanıyorum. Ve farkında değiliz. En çok zorlandığımız şey o oldu. Ama güzel. Şimdi bile küçük bir salını geliyorum. Sizin bu kaçıncı yılınız sanat sahnede, yani tiyatro olarak? Benim 11. senem. O kadar oldu mu? Hep şehir tiyatrosunda mı? 8 sene Semaver Kumpanya'da çalıştım. Ha, oradaydınız. Evet. Üçüncü sezonum şehir tiyatrosu. Evet. Güzel. Peki tiyatro Semaver Kumpanyası'ndan direkt buraya gelebildiniz demek. Beklediniz evet. sıranızı. Sıramı bekledim. Evet. Sıramı her zaman bilirim. İyi, 11 yıl tabii az değil beklemede. Oradan Semaver Kumpanya'da öğrendim. Tabii. Orada ben hatırladım şimdi siz söyleyince. Çünkü orada birçok gençleri görüyordum. Şimdi son 2 yıldır gidemiyorum. Çağırıyorlar ama çok zor gidişi dönüşü. Kadıköy'de koz yatağında oturuyorum. Gerçekten şey yok. Araç yok gece dönüşü. Çok zor. Evet,
çok sıkıntı oluyor. Yani biraz İstanbul'da semtlere göre tiyatro yapmak iyi de en azından hepsine ulaşmak çok zor. Bazıları kalıyor işte ama biliyorum Semaver'in kumpanyayı. Şimdi bu tiyatronun tabii başka bir geleceği de var. Çünkü şimdi diziler var, tiyatro işlemez diyorlar. Hiç öyle bir ilgisi yok. Tiyatroda güzel bir oyun yapıldı mı kapalı gişe gidiyor. Kesinlikle. Ve devamlı şey yapıyor. Oynama şansı var. Tabii burada büyük ödenekli tiyatrolarda birçok oyun oynandığı için özellikle şu andaki söz konusu olan şehir tiyatrolarında bu ödenekli büyük kurumun tabii oyuncuların şeye göre ayrılışı var değil mi Arif? Mesela başka oyunda oynayanlar oluyor. Tabii yani çok şey çok zor şey. Zor yani oyun sayısı arttıkça bizim bölünmemizin şeyde çoğalmamız da bölünerek çoğalmamız da artıyor. Artıyor. Ne oluyor şimdi? Bu sefer oyunlar çakışıyor. Evet. Mert Turak arkadaşımız Kabere dahil kaç 6 ya da 7 oyunda oynuyor. Evet. Şimdi ne oluyor? Otobüs bir hafta oynayabiliyor. Tabii. Yani oyunların fazlalığı mı iyi yoksa da nitelikli oyunların azlığı mı iyi? Onu yöneticilerimiz düşünecektir tabii evet, ki. Evet ama tartışma konusu. Evet. Ciddi başlı başına bir tartışma konusu o. Çünkü yani nitelik nicelik meselesi hem yaptığımız iş için hem aslında seyirci için de geçerli. Tabii. Yani çok oyun kişi... önemli değil bence. Evet. Tabii belli bir düzeyde olur ama tutacak ve seyircinin ilgisini çeken oyunların öncelikli olması bence en doğrusu odur. Yani çünkü bütün dünyada evet repertuar yöntemi var ama bu kadar sahneli değil. Bir tiyatro yani kurumlar öyle Moskova Sanat diyelim ne bileyim ya da Royal Akademi. Tamam repertuar var 5 tane oyun oynuyor ama haftada 2 oyunu oynadı mı kapalı gişe götürüyor 3 oyundan icabında. Harbiye'de ilk açıldığı yıllar daha o zaman sen gelmemiştin Arif Akkaya. Tutmuyordu. Hem de büyük ustalar var. Muhsin Hoca orayı yaptırdı. O kadar elverişli bir yerde. Hinterland'ı var her tarafı. Müsait Şişli, Nişantaşı, Harbiye, Taksim, Beşiktaş. İnanmazsınız. İki oyun koydular Vasfı Rızalar, Muhsin Ertuğrul'dan sonra. Gene tutmadı. Behzat Butaklar ya. Bunlar usta. Bediye Muvahitleri ben seyrettim. Çünkü Nişantaşı'nda oturuyordum çok yakın. Hayır. Fakat İşte her şeyin bir patlama noktası var. 1977'de Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı'nı sahneye koyduk orada. Münir Özkul bir geldi. İnanır mısınız? Muhsin Ertuğrul adı tabii ölümünden sonra verildi. O Harbiye Tiyatrosu, şimdiki Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nun yani o zamanki yapısını. Alın yazısı değişti. Nasıl kuyruklar oldu, nasıl? Ondan sonra her oyun aşağı yukarı iyi sahnelenmiş, iyi kotarılmış demin sözünü ettiğimiz oyun. Yani tabii bütün oyunlarda aynı niteliği, içeriği bulmak mümkün değil. Onu çok iyi seçmek lazım. Onu da yerinde ve zamanında kullanmak lazım. Yani o rotasyonu çok iyi yaptırmak lazım. Biz de yaşadık onlar. O zaman 5 sahnede benim dönemimde kullanılıyordu. Ve mümkün mertebe nitelikli oyunları tercih etmek zorundasınızdır. Rotasyona girdiği zaman karşı tarafta Kadıköy de beğenecek, Fatih de beğenecek, efendim Harbiye de beğenecek. Şimdi aslında sorun özür dilerim lafınızı balla kestim. Yok, bu kadar söyleyeceğim. Yani bizim şehir tiyatrosu sanatçıları olarak aslında yüksek sesle bunu söylüyoruz da araya zamanlar giriyor, şeyler giriyor. Bakın hiçbir sanat kurumu bu kadar çok genel sanat yönetmenini değiştirerek evet. Ne halkına ne ülkesine doğru dürüst tiyatro yapabilir. Evet, doğru. Yani biz de bıraksınlar, bize bulaşmasınlar. Bizim kendi içimizden genel sanat yönetmenlerimizi çıkarabileceğimiz bir tiyatromuz, bir kurumumuz var. Ama belediyeler, yönetimler bizden artık elini ayağını çeksin, tanıdığımız ya da tanımadığımız insanları bizim başımıza intendant diye getirmesinler. Evet, çünkü olan bu ülkenin sanatçısına, olan bu ülkenin tiyatro repertuarına oluyor. Ne oluyor? Bir yıl ya da bir buçuk yıl görevde kalabiliyor genel sanat yönetmeni. Koltuğu değişiyor, yerine başkası getiriliyor. Daha istediği projeleri hayata geçiremeden koltuk altından alınıyor. Evet. Kurallar değişiyor. Yeni baştan başlıyor. Tabii. Şey. Hayır, yani masa ortası çekiliyor, yeni bir yere koyuyor. Tabii yani bir de tiyatroyu tanıması gerekiyor. Kesinlikle. Yani o kurumu tanıması gerekiyor. Yıllarca
bu işi bilmek gerekiyor. Kurumun içinden biri olması lazım. Tabii. Yani o işi çok iyi düşünmek gerekiyor tabii. Kurumu bilecek, bir de kentin bu tiyatro konumunu bilecek. Nedir şehir tiyatroları? 98 yaşında ya. 2 yıl sonra 100 yaşına basıyor. Türkiye'nin en eski kurumu. Ulusal tiyatro işte bu. Başka türlü ifade edilmez. Dünyada kalmadı yani. Çok ender sayılı, evet. İki tane. Hem ya Rusya'da ya da Fransa'da kaldı. Galiba. İşte o kadar. Fransa ve Rusya'da var. Doğru. Yani bu şeydir. Yani bu yönetmek öyle bir iştir. Yani mutlaka bünyeyi bileceksiniz. Oyuncuları tanıyacaksınız. Ama dışarıdan geldiği zaman tanımıyorsa oyuncular, tamamen yabancılaşıyorsunuz. Dediği gibi 1,5 yılda nereye varılır? Şimdi repertuar tabii önemli. Repertuarın önemi tabii şuradan belirleniyor. Dramaturglara gelen oyunların, dramaturjiye gelen oyunların çok iyi seçim yapılması gerekir. Yani bir otobüs gelmişse yıllarca beklememeli. Onu okuyan dramaturg, bu oyunlara kim ilgi duyabiliyor o tiyatroda, ona bakın bu oyunu okur musunuz demeli. Ben şöyle yapıyordum, yani okuduğum oyunları rejisörün şeyini bildiğim için, yapısını, tercih yönünü, hangi oyunları sahnelemek istediğini, ona göre gönderiyordum, okuyun, böyle bir oyun okudum, ilginizi çekerse buyurun, böyle bir zorlama da yok. Ben müthiş oyun okuyordum o dönemlerde. O da işi kolaylaştırıyor. Dramaturglar azdı ve gerimde kalmıştı. Ben bir başıma gece gündüz oyun okuyordum. Doğrudur. Ama hayatımda seviyordum. Şey de var, yani tersi de var. Mesela ben yaptığım projelerin hiçbirisini mesela ben genel sanat yönetmeninden almadım. Ben genel sanat yönetmenine. O da güzel. O daha doğru. Tabii onu da getirenler oluyor. Tabii ki. Yani kendin getireceksin. İnsan yapmak istediği projeyi getirir sunar. Bana bir şey, yani beğenmeyebilirim ya da beğenebilirim. Tabii. Ama poze edilmez zaten, o öyle. Tabii. Ama ilgini çeker. Mesela Arif Hakkaya neyi koyuyor? Eğer ben bunu düşünüyorsam, ne tür oyunlar yaptığını bildiğim için, çünkü tiyatroyu takip eden biri olarak ona o oyunu önerirsin. Yoksa durup dururken Arif'e o oyun verilmez. Başkasına ne vereceğini, onu bilmek önemli. Ya da bir yönetmen bence projeyi getirmesi en doğru iş. Yani ilan edilen repertuara bakar, işine gelen oyunu seçer kendisi. Ya da orada yoktur ama repertuarda vardır, onu yönetmen alır, dediği gibi kendisi, bence kendisi önerirse o yönetmen daha başarılı olur oyunu beğendiği zaman. Evet. Arkadaşlar kaç dakikamız var? Kaç diyor? 5 dakikamız varmış. Evet. Öyleyse işte 1, 2, 3, 4 dakika. Bir dakika bana bırakın, yarım dakika. Siz de birer küsür dakika konuşursanız. Valla çok yorucu ama çok keyifli bir çalışma dönemi oldu bizim için. Yani ben CV'mi onurla yazabileceğim bir iş çıktı. Kendi adıma konuşuyorum. Bu tiyatro tarihi açısından da, yani iddialı konuşuyorum, önemli bir iş. Ve bir ilk çünkü bu. Evet, bu ilk. Katılıyorum ve, size. Evet, bunu dillendirmek gerekiyor. Bir sentezi olmuştur ve en azından yani tarihe not düşmek açısından bunu bir izlemekte fayda var. Herkesin izlemesi lazım. Evet. Çünkü ben böyle bu ilk yapılan işi ben izledim. Beğenmesi, beğenmesi ayrı konu. İlkler önemli, evet. Mutlaka izlenmesi lazım. Herkesi bekliyorum. Evet, doğru. Keyifli bir iş. Yani. Evet, bekleyelim, evet. İrem Hanım. Ben şey diyebilirim, yani biz biraz hafızasız bir toplum olduğumuz için yeniden hatırlamak için bence seyirciler bu oyunu izlemeliler. Evet. Bunu söyleyebilirim. Güzel, söylediniz. Çekim. Evet, Arif Hakkaya. Bana cümle bırakmadın. Yani. simgelerle, yani çünkü akıllı rol karşılıkları, teksti açtığınız zaman kişiler. Akıllı, akılsız, virtüöz, genç kız, delikanlı, kadın, erkek gibi simgelerden yola çıkarak bir düş kurduk. Bir ülkenin nereye gittiğini, ne şekilde gittiğini ve giderken nelerden taviz verdiğini, hangi iktidarlara boyun eğdiğini, kişilerin bundan nasıl etkilenip birbirlerine nasıl hınçlandıklarının öyküsünü anlatmaya çalıştık bu oyunda.
O yüzden bu öykümüzü ya da bu hikayemizi ya da oyunumuzu merak eden seyircilerimizi çarşamba saat 15'ten itibaren Üsküdar Müsahip evet. Sadeciler sahnesinde bekleriz. Evet, çok güzel. Çarşamba 15'te ve 20.30'da yani öyle şehir tiyatrolarında oyun. Müsahip Zade Celal'de 15'te var, 20.30'da var aynı oyun. Cuma, Perşembe, Cuma tek oyun geceleri 20.30, onu da bir söyleyelim. Cumartesi 15 ve 20.30, pazar yalnız 15. Yani çarşamba başlıyor, haftalık çizelgesini tamamlıyor, eksik oynamıyorlar, tamamlıyorlar. 7 güne 7 oyun düşer gibi değil mi? Öyle doğrudur. Oluyor aşağı yukarı. Tamam öyledir. Ve bu oyun izlenebilmeli diye söylüyorum. Böyle bir iyi oyunları biz de yakalayınca peşini bırakmak istemiyoruz. Çünkü oyunun da ilgi görmesi gerekiyor. Görenlerin beğendiğini duyuyorum. Beğenilen bir oyunun da aksamaması. Tabii tam da Karakış'a da geldi. Şimdi artık havalar düzeliyor. O sıkıntı da kalmadı. Yani biz seyrettiğimizde bayağı kıştı yani hava. Ama ana arterlerimiz açık. Yaz kış bekleriz. Yok canım artık yok. Hiçbir şey kalmadı. Kış kalmadı artık. İstanbul'da evet. Kış olmaz. Bütün oyunları görmek tabii sizlerin ilgisiyle gerçekleşecek bir iştir sevgili Ulusal Kanal izleyicilerimiz. Efendim ben ve teknik yapımcı arkadaşlarım adına konuklarımıza Arif Akkaya, İrem Erkaya ve Atay Sözerli Humor grubundan onları da yakında konuk edeceğiz. Humor grubu önemli bir grup ve sizlere ve otobüsteki tüm görevli arkadaşlara başarılar diliyoruz. Başka bir programda birlikte olma dileğiyle yolunuz açık olsun diyorum. Sağ olun. Başarılar. Sağ olun.